Sağ sal porta. Evet, ne yaptın? Neden yoruluyorsun ya sen de? He? De 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli ve 11 ibraklarını korumak, şanlı Türk bayrağını daima vatan semalarında dalgalandırmak maksadıyla icabet eden ve bu salonda yerlerini alarak bizleri onurlandıran tarihi boyunca dünyayı örnek olacak şekilde sancağını korumuş, onu yüceltmiş, onun uğruna severek şehit olmuş. Vatan topraklarına getirilen ecdat yadigarı kutsal sancağımızı bu anlamlı günde size teslim ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın komutanım, bayrağımız ve sancağımız binlerce yıllık medeniyetimizin ve kültürümüzün, vatan ve millet sevgimizin, sarsılmaz birlik ve beraberliğimizin, hür ve bağımsız yaşama azmimizin en anlamlı ve en önemli sembollerindendir. Bölgesinde huzur ve güven bulduğumuz bayrağımızı ve sancağımızı her ne pahasına olursa olsun daima lekesiz, tertemiz tutmak kahraman ordumuzun en önemli vazifesidir. Müzemize tevdi edilen ecdat yadigarı bu kutsal emaneti bu anlamlı günde sizden teslim alıyorum. Arz ederim. Teşekkür ederim. Çok kıymetli şehit ailelerimiz ve onların değerli yakınları, tüm yakınlarıyla, kıymetli misafirler, değerli silah ve meslek arkadaşlarım. Bu önemli ve anlamlı günde hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz. Bugünkü konuşmamıza geçmeden önce, biraz önceki bu sancak devir teslimle alakalı konuda bir hususta burada hatırlatmak istiyorum, altını çizmek istiyorum. Bu sancağın bir şekilde temin edilerek ülkemize getirmesi konusundaki Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifini uygulamadaki gösterdikleri gayretten dolayı, destekten dolayı da huzurlarınızı ben bir kez daha Kültür Bakanımıza teşekkürlerimizi, Sayın Cumhurbaşkanıma da şükranlarımızı sunuyorum. Arkadaşlar, bu anlamlı günde devletimizin bekası, ülkemizin güvenliği, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, minnetle bir kez daha yad ediyor. Gazilik şerefine nail olan tüm kardeşlerime ve silah arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakar ailelerine sizlerin şahsında burada saygılarımı sunuyor. Şehit ve gazilerimizin kıymetli evlatlarını sevgiyle gözlerinden yanaklarını öpüyorum. Değerli misafirler, bugün kahraman şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ederken
Aynı zamanda 108 yıl önce kazanılan Çanakkale Zaferi'nden gururunu yaşıyoruz, onu da kutluyoruz. Çanakkale destanı şanlı tarihimizde müstesna bir yere sahiptir. Çanakkale'nin her karış toprağı vatanın dört bir yanından gelen Mehmetçiğin kahramanlıklarına şahitlik etmiş, bu şanlı mücadele yenilmez denilen armadalar ve ordular mağlup edilerek Çanakkale'nin asla geçiremeyeceği tüm dünyaya gösterilmiştir. Değerli misafirler, Cumhuriyetimizin 100. yılında bakanlık olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizler de şanlı tarihimizden, vatanlarımızdan aldığımız ilhamla faaliyetlerimize devam etmekte, vatanımıza, asil milletimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Malumunuz şu anda en önemli gündemimiz ülkemizde meydana gelen doğal afetler. Milletçe hepimizi, bizleri derinden yaralayan, üzen ve yaklaşık 13 milyon, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen depremde çok sayıda vatandaşımız kaybederken silah ve mesai arkadaşlarımız ve aileleriyle şehit ailelerimiz ve gazilerimizden de maalesef çok sayıda kaybımız olmuştur. Hava şartları, depremin etkilediği alanın büyüklüğü, hava alanı ve yolların zarar görmesi ve bölgedeki birlik ve personelimizin de depremden ciddi şekilde etkilenmiş olması gibi tüm olumsuzluklara rağmen Mehmetçik ilk andan itibaren vatandaşımızın yanında olmuştur, vatandaşımızın yanına koşmuştur. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri devletimizin diğer kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza koordinasyon içerisinde ve birlikte çalışarak enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katılmış, deprem bölgelerine insan yardım malzemeleriyle ihtiyaç duyulan her türlü lojistik malzeme, araç ve gereçlerin ulaştırılması için kara, deniz ve hava araçlarını seferber etmiş, geçici barınma alanlarının oluşturulmasına ve kumanya, sıcak yemek ve ekmek ikmali başta olmak üzere yardım malzemelerinin dağıtılmasına katkı sağlamış, asayiş ve güvenliğin sağlanmasına destek olmuş, çok sayıda yaralı ve depremzede vatandaşımızın bölgeden tahliyesiyle ameliyat dahil ayakta ve yatakta tedavi gerçekleştirilmiştir. Şu anda da Türk Silahlı Kuvvetleri güvenlik, sağlık, barınma, iaşe, eğitim gibi ihtiyaçların karşılanması ve böylece yaraların sarılması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Aynı şekilde bu süreçte depreme maruz kalan silah ve mesai arkadaşlarımız ve yakınlarıyla şehit ailelerimize, gazilerimize ve yakınlarına silah arkadaşlarımızın bir sembolü olarak Mehmetçik Vakfımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfımız tarafından da mütevazi bir destek sağlanmıştır, sağlanmaktadır. Mehmetçik'in bu emeğine karşı, azmine karşı, kararlılığına karşı her türlü saygısızlığı gösteren seviyesiz fitne odaklarına karşı asil milletimizin yani sizlerin sağduyu ve ferasetiyle vakır duruşu ve bizlere olan desteği en anlamlı cevap olmuştur. Bizim tek amacımız hayatın bir an önce normalleştirilmesine azami katkı sağlamaktır. Bu konuda azimli ve kararlı çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Değerli misafirler, bu arada Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde de Türk Silahlı Kuvvetleri ilk andan itibaren vatandaşımızın yanına koşmuştur. Vatandaşımıza beraber olmuştur. Bu kapsamda selde mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesi için yaya geçiş köprüsü kuruldu ve 114 vatandaşımız kurtarıldı. Eş zamanlı olarak arama kurtarma ekipleriyle ihtiyaç duyulan diğer malzemeler farklı illerden kalkan hava kuvvetlerimize ait uçaklarla bölgeye zamanında ulaştırıldı. Mehmetçik sel felaketinin neden olduğu zorlu şartlarda da yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Değerli misafirler, tarih boyunca maruz kaldığımız tüm felaketleri ve zorlukları devlet ve millet olarak daima birlik ve beraberlik içerisinde bertaraf etmeyi, aşmayı başardık ve bugünlere geldik. Kimsenin şüphesi olmasın ki bu felaketleri de birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız, tüm yaraları inşallah hep birlikte saracağız. Asla umutsuzluğa düşmek yok, umutsuzluğa yer yok, karamsarlık yok, kötümserlik yok. Başaracağız. Depremle mücadelenin yanı sıra Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, en yoğun faaliyetlerini icra ettiğimiz bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından her türlü arazi ve iklim şartlarında hudut namustur anlayışıyla hudutlarımızın güvenliği sağlanmakta, terörü kaynağında yok etme stratejisiyle yurt içinde ve sınır ötesinde
başta PKK, YPG, DH, PYD ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmek edilmektedir. Ve bu arada PKK, YPG destekçileri teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım, anlamalarını bekliyoruz. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirinceye kadar aralıksız devam edecektir. Nitekim 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37.647, sadece bu yılın başına itibaren ise 306 terörist esir getirilmiştir. Terörle mücadelenin yanı sıra kahraman ordumuz tarafından denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimiz azim ve kararlılıkla korunmakta, başta Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davalarına destek olunmakta, aynı zamanda 7 iklim 3 kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığımız ilhamla, başta Karadeniz Tahıl Sevkiyat Anlaşması olmak üzere benzeri girişimlerle bölge ve dünya barışına da katkı sağlanmaktadır. Temennimiz bu dönemde taraflarla yapmakta olduğumuz görüşme ve yazışmalar sonucunda tahıl sevkiyatı anlaşmasının belirlenen koşullarda, başlangıçta belirlenen koşullarda devamı ve bölgede ateşkesin barış ve istikrarın bir önce sağlanmasıdır. Şehitlerimizin DNA'ları, değerli misafirler, şanlı ordumuzun bugüne kadar elde ettiği tüm başarılarda en büyük pay kahraman şehitlerimize ve gazilerimize aittir. Onların kahramanlık ve fedakarlıkları asla unutulmayacak, nesiller boyu minnet ve şükranla anılacaktır. Asil milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri şehitlerine, gazilerine ve siz değerli ailelerine daima minnettardır. Biliyoruz ki fedakarlıklarınızın karşılığı yoktur. Bizler kederde ve kıvançta bir ve beraber olan büyük bir aileyiz. Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla sizlerin yanınızdadır. Müsterih oluruz ki, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin tek damla kanını bugüne kadar yerde bırakmadık, bundan sonra asla bırakmayacağız. Gözyaşlarınızın hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. Sizlerin bize olan güveni, desteği ve duasıyla aşamayacağımız hiçbir engel, başaramayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Değerli misafirler, Peygamber Hoca olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimize süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle asil milletimizin yani sizlerin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla aklın ve bilimin ışığında anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrusunda Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayan sapasağlam hiyerarşik yapı içinde sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında milletinin emrinde görevini başlatmadı. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle Sultanahmet Arslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda, bu günlere, bu seviyelere gelmemize emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı ve asil milletimizi saygı ve şükran anıyorum. Başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor. Hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin siz kıymetli değerli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sözlerime son verirken, depremlerde ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza ve ailelerine, şehit ailelerimiz ve gazilerimize, Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralarına da acil şifalar diliyorum. Ayrıca şu anda dahi karada, denizde ve havada zor iklim arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapmakta olan tüm silah ve mesai arkadaşlarıma da kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Yurt içinden ve yurt dışından gelerek deprem bölgesinde görev alan, yaraların sarılmasına gayret gösteren, katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.